bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün konumuz Sevgililer Günü hediyeleri. Şimdi malum Sevgililer Günü haftasına girmiş bulunmaktayız ve gerçekten hediye almak zorlaşıyor. Yani bunun yıl dönümü var, doğum günü var, yılbaşısı var, bir de Sevgililer Günü var. Ben size böyle güzel tavsiyeler vermeye geldim. Hemen böyle bu tarz konuları birazcık severim, yani hediyelere önem veririm diyeyim. Hem de gerçekten kendimle zorlandığım için benim size böyle güzel tavsiyeler vereyim. Bunların aralarında direkt hediye olarak alabileceğiniz bazı ürünler, tavsiyelerim var. Veya böyle esas hediyenizin yanına o hediyeyi kişiselleştirmek için ekleyebileceğiniz minik şeyler var. Hem erkek arkadaşınız için hem kız arkadaşınız için alabileceğiniz hediye önerileri var. Bir de bir tek bunu Sevgililer Günü olarak düşünmeyin. Aslında bu genel olarak sevgilinize alabileceğiniz hediye önerilerinden oluşacak bir video olacak. Bakalım şimdi başlıyoruz. Evet, şimdi ilkiyle başlayacağım arkadaşlar. İlki aslında tekil bir öneri olmayacak ama bunların, yani göstereceğim ürünlerin hepsini tek bir yerden alabilirsiniz. Şimdi mesela şu kupalar, şu görmüş olduğunuz çerçeve ve şu takvimli çerçeve aynı yerden. Bu bir Instagram hesabı. Max and Morse ismi. Ben zaten gerekli fotoğrafları, bilgileri hepsini şöyle ekranın bir köşelerine koyuyor olacağım. Size bunların hepsini, hem ürünlerin linklerini vereceğim hem de bu Instagram adreslerinin veya işte web sitelerinin her neyse aşağı linklerini bırakacağım. Burası cidden çok tatlı bir yer. Bana da bunların hepsini hediye göndermişlerdi sağ olsunlar. Yer vermek istedim. Çünkü çok güzel şeyler yapıyorlar. Şimdi teker teker göstereceğim. Bana gönderdikleri ilk hediye buydu. Bu bizim Olcan'la bir fotoğrafımız. Bunu böyle dijital bir çizim halinde kupanın üzerine basmışlar. Burada da Live, Love and Love yazıyor. Cidden çok güzel. Bu sayede hediyenizi kişiselleştirebiliyorsunuz. Bence çok tatlı. Ben bunu çok seviyorum o yüzden. Bir de ablamla bir fotoğrafımızı bize göndermişlerdi böyle hediye olarak. Bunun bir de arkasında tanım yazıyor. Kız kardeşin tanımı. Başınıza gelebilecek en güzel şey uzakta olsa da hep en yakınınızda, en zor anlarda yanınızda olsun. Gerçekten çok güzel. Bu tarz böyle yazılı bir şey de düşünebilirsiniz. Direkt böyle fotoğraf gibi de. Bunlara hiç diyeceğim bir şey yok. Bir de şöyle bir fotoğraf var. Bu arada bunun böyle arkasında şöyle bir şey var. Hani yaslayabiliyorsunuz masanıza. Bu da benim Gizem'le fotoğrafım bu arada. Ben bunu hatta çalışma masamın üstüne koyuyorum. Bu da çok güzel ama mesela ben olsam, belki şöyle, hani manevi şeyleri çok seviyorsa sevgiliniz, ikisini birden de hediye edebilirsiniz ya da böyle set haline de hediye edebilirsiniz ama ben sanırım kupaları daha çok seviyorum buna göre. Bir de bu da Max and Morse'un bana yeni hediyesi. Hem Olcan'a hem de benim için göndermiş. Bu da yine böyle çerçeve şeklinde. Takvim. Bu da çok güzel. Şurada yine bizim bir fotoğrafımız var. Siz kendi istediğiniz fotoğrafınızı seçebilirsiniz. Şöyle bir masa takvimim. Evet, ilk önerimiz bu şekildeydi. Şimdi hazır kupaları böyle göstermişken ikinci önerime yine kupaya devam ediyorum. Bu bardağı daha yeni aldım. Kupayı daha doğrusu. Ya o kadar tatlı ki. Yani bunu belki erkek arkadaşınız almayı düşünmezseniz bu biraz böyle kız arkadaşı olacak bir hediye ama illa, hani dediğim gibi şu an Sevgililer Günü özelinde tavsiyelerimi yapıyorum ama illa öyle düşünmeyin. Genel düşünebiliriz. Ay çok tatlı. Bad Beach Club yazıyor. Şu elinde bıçakla yürüyen cinciye bakın. Bu cidden çok şeker. Şimdi ben size dedim ya, bir link bırakacağım bir açıklama kısmına. Genel olarak o linkin içerisinde böyle sevgilinize alabileceğiniz çok güzel bardaklar olacak. Mesela şuraya fotoğraflarını koyayım. Böyle şey var. Hamburgerli patatesli bardaklar var çift şeklinde. Nutellalı ve işte Nutella ekmeğiyle birlikte olan böyle kupalar, maglar var. Onları alıp işte mesela ikili alırsanız birini sevgilinize verirsiniz. Biri sizde kalır. Bence kupa gerçekten hem manevi hem uygun fiyatlı hem de güzel bir hediye. Bunun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam böyle 20 lira civarındaydı. Gerçekten çok uygun fiyatlı bir hediye. Şimdi geldik 3 numaralı tavsiyeme. Hazır böyle birazcık manevi hediyelerden, daha uygun fiyatlardan gitmişken birazcık yüksek fiyatlı öneriler yapmak istiyorum. İki tarafa da, yani hem kıza hem erkeğe uygun olabilmesi açısından daha böyle teknolojik ürünler önermeye karar verdim size. Neden? Çünkü diğer mesela atıyorum hani sivit tişörtlü, tişörtlü, ayakkabıydı, montlu falan. Bunlar zaten sizin de aklınıza gelebilecek ve daha kişiye özel hediyeler. Yani mesela dersiniz ki ya benim erkek arkadaşım işte bir monta, bir cekete ihtiyacı var. O zaman gidip alırsınız zaten. Bu yüzden daha farklı bir bakış açısı olsun istiyorum size. Neyse, şimdi teknolojik önerime geçiyorum. Ben hoparlör hediye alabilirsiniz diye düşünüyorum. Özellikle JBL gerçekten çok iyi bir marka hoparlör konusunda. Yani performans olarak hiçbir şey yok. Bir de bazı markalara göre hem daha kaliteli hem de hani hem fiyat hem de performans açısından en iyi olduğunu düşünüyorum gerçekten JBL'in. Bir de birazcık araştırdım. Linki de yine bırakacağım. Şuraya da görsellerini koyuyorum. Çok güzel renkli hoparlörler var. Bayıldım tasarımlarına. O yüzden bunları düşünebilirsiniz. Dediğim gibi hani erkek arkadaşa da kız arkadaşa da iki tarafa da olabilecek bir hediye önerisi. Geldik 4 numaraya. Bu da yine bir teknolojik tavsiye olacak. O da kulaklık arkadaşlar.
Şimdi kulaklık biliyorsunuz son dönemde hep böyle Bluetooth kulaklıklar moda. Yani AirPods var. Ama illa Apple'ın olmasına gerek yok. Şimdi AirPods'u zaten herkes biliyor. O yüzden farklı bir bakış açısı olması için size iki tane marka önereceğim. Yine biri JBL, diğeri de T-Tech. Bana T-Tech şöyle bir hediye göndermişti. Bu kulaklıklar gerçekten renk açısından çok güzel. Performanslarını da denedim. Gayet başarılılar. Ama renkleri harika. Çok şık. Tasarımı, kutusu falan da gerçekten çok güzel. O yüzden bence AirPods'a alternatif olarak T-Tech düşünebilirsiniz. Yarı fiyatına, hatta yarısından da daha uygun fiyata. Fiyatlarını falan da bırakacağım, görürsünüz. Yine JBL markasının da kulaklıkları var. Aynı zamanda bir tek böyle Bluetooth değil, daha doğrusu şöyle. Bunlar kulak içi kulaklık diye geçiyor. Bir de biliyorsunuz böyle kulak üstü kulaklıklar var. Onların da görsellerini ekliyorum. Çok güzel renklerde kulak üstü kulaklıklar var. Mesela erkek arkadaşımız oyun falan oynuyorsa ya da müzikle ilgileniyorsa vesaire öyle de düşünebilirsiniz. Bence böyle tarz da oluyor cidden o kulak üstü kulaklıklar. Onları da linke ekleyeceğim. Gerçekten güzel teknolojik öneriler. Şimdi geldik 5. tavsiyemize. Hazır böyle teknolojik ürünleri söylemişken son teknolojik tavsiyemi de yapayım istedim. O da Fujifilm'in bu Instax fotoğraf makineleri. Renkleri zaten harika. Kızların genelde çok hoşuna gidiyor ama bence erkeklerin de hoşuna gidebilir. Çok hoş renkleri var. Yine böyle buralara görsellerini koyayım, siz de görün. Çok hoş bir hediye gerçekten. İçerisine bir de böyle film almanız gerekiyor. Filmleri de yine linke ekleyeceğim. Sonrasında fotoğrafınızı çektiğinizde direkt o film çıkıyor. Yani hem böyle anılarınızı ölümsüzleştirmek için diyeyim güzel bir şey. Hem de fotoğrafçılığa ilgisi olan biri varsa. Hatta onları böyle çıkartıp ev dekorasyonunuzda da kullanabilirsiniz. Yani genel olarak bence harika bir hediye. Şimdi 6. tavsiyeme geldim. Yine manevi hediyelerime geri döndüm. Ben cidden manevi hediye çok seviyorum çünkü. Şimdi size aslında hepinizin bence birçoğunuzun bildiği bir siteden bahsedeceğim. O da Sosyopix. Ben Sosyopix'ten daha önce Oğulcan'a bayağı bir defa hediye aldım. Hatta şey yaptım. Başka bir hediye alıyorsam dahi yine de Sosyopix'te ufak bir şey yanına sıkıştırdım diyebilirim. Çok fazla ürün var. Bayağı bir çeşitlilik getirdiler son yıllarda. Ben beğendiklerimden size bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak ne yapabiliyorsunuz? Böyle mesela bunu ben ta 3-4 sene önce Oğulcan'a çıkarttırmıştım bu resimlerden. Birkaç tanesini de kendim almıştım ona verdiklerimin yanında. Bunlar polo kartlar arkadaşlar. Çok güzel bir kutuyla geliyor. İşte istediğiniz resim seçebiliyorsunuz. Şu rengi de mesela ben siyah seçmiştim. Beyaz ya da diğer renkler de vardı. Seçebiliyorsunuz. Böyle şuralarına mesela yazı yazabiliyorsunuz. Ben birkaç tanesini yazmıştım. Gerçekten çok tatlı. Direkt bir hediye olarak da alabilirsiniz. Almış olduğunuz hediyenin yanına ek olarak da alabilirsiniz. Bunlar tabii çoklu yani. Benim elimde 2 tane var. Şöyle şunlar var. Mesela bunlar da böyle fotoğraf baskısı gibi. Yine bunlar da Sosyopix'ten. Bu çok güzel. Bir de anı kitabı var. Görselini buraya koyuyorum. Ben anı kitabını da daha önce Oğulcan'a hediye olarak yapmıştım. Bir küçüğü bir de büyüğü var. Ben küçüğünü yaptım. Küçüğünde her sayfaya bir tane fotoğraf denk geliyor. Büyüğü bana büyük gelmişti ama hani siz ben bir sayfaya birkaç fotoğraf koymak istiyorum ya da yazı da yazacağım falan derseniz büyüğünden de alabilirsiniz. Anı kitabı bence direkt böyle fotoğraf almaktansa çok daha güzel. Çünkü ben yanlarına resim falan çizmiştim, bir şeyler yazmıştım. Bayağı tatlı olmuştu. Onu düşünebilirsiniz. Onun dışında böyle minik kartlar var. Bunların içerisine yazı yazabiliyorsunuz. Ben bunlardan neden aldım? Bakın mesela bu Gizem'le, bu babamla, bu Oğulcan'la, bu da ablamla çocukluk resmimiz. Mesela böyle doğum gününde falan bu kişilere eğer ki dedim hani hediye verirsem içlerine böyle yazı yazarım güzel olur. Bunu aynı şekilde mesela sevdiğinize bir hediye aldınız. Onun yanında böyle fotoğrafınızın olduğu şu kartın içerisine bir şeyler, not falan yazabilirsiniz. Veya direkt bunlardan çoklu bir şekilde söyleyip her fotoğrafınızın içerisine bir şeyler yazabilirsiniz. Bence çok güzel. Anı kitabı kadar güzel bu da gerçekten. Her şekilde kullanabilirsiniz. Sosyopix'ten başka ne alabilirsiniz? Mesela şöyle çerçeveler var. Bir sürü çerçeve var ama ben bunu aslında hani odam için seçmiştim böyle daha dekoratif olsun diye. Ama yine de hani böyle sevgilinizle birlikte fotoğraflarınızdan oluşan bir şey olabilir. Ya da dekorasyon seviyorsa yine benim gibi böyle seçtiğiniz güzel arka planlardan oluşan bir şey yapabilirsiniz. Sosyopix'te bunların dışında beğendim. Ha şunlar var. Şu magnetleri göstereyim. Bunlar da çok tatlı bence. Şöyle bende 3 tane var. Bunlar yine çoklu bir şekilde satılıyor. Magnet de düşünebilirsiniz. Bir de belki bilmiyorsunuzdur. Bu çünkü eskiden yoktu Sosyopix'te. Çok güzel hediye kutuları hazırlamışlar. Bu tarz hediye kutularını birçok marka hazırlıyor ama fiyatları çok yüksek. Tamam bir kutu var. Güzel, içinde bir sürü hediyelikler var. Erkekler için, kızlar için farklı farklı yapmışlar. Ama 300-400 lira gibi fiyatları var. Biraz yüksek geldi bana açıkçası. Sosyopix'tekiler daha uygun fiyatlı. Erkekler için bir tane kart çok beğendim. Görselini şuraya ekleyeyim. İçerisinde böyle kartlık var, kupa var, işte filtre kahve falan var. Gerçekten çok güzel. Ona bir bakabilirsiniz. Kızlar için olan kutulardan da en uygun fiyatlı olanın görselini şuraya koyayım. Bence o da çok tatlı. Onun içine de kupa var, işte mum var, sıcak çikolata falan vardı. O da çok güzel. Bu kutuları da düşünebilirsiniz. Hani böyle siz ayrı ayrı toplayacağınıza zahmet vermeden direkt o hazır kutuları da hediye edebilirsiniz.
Şimdi geldik 7 numaralı önerimize. Bu arada 10 tane öneri var. Söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum şu an, neyse. Başlığa yazmışımdır büyük ihtimalle. Şimdi 7. önerimiz şu. Daha Şubat ayındayız. Yani 2021 yılı yeni başladı ve gerçekten sene başlarında benim yapmaktan en keyif aldığım alışveriş ajanda alışverişi. Ajanda ve böyle işte masa takvimi falan böyle düzenimi sağlayacak aksesuarları gerçekten çok seviyorum. Bu yüzden ajanda hediye alabilirsiniz diye düşündüm. Bir 2021 ajandası aldığınızda artık Ocak ayını boşverin ama Şubat ayından itibaren Aralık 2021'e kadar kullanabilir. Bir de şöyle özel olarak şimdi ajanda bir sürü ajanda var. Ben hatta linke çok beğendiklerimi ekleyeceğim ama size özel bir ajanda önermek istiyorum. O da Harry Potter ajandası. Birçok kişi gerçekten özellikle de bizim yaşlarımızda, bizim jenerasyonumuzda Harry Potter fanı. Bayılıyor Harry Potter'a. Yani ben severim ama çok öyle fan değilim. Mesela Oğulcan çok seviyor. Bende vardı o Harry Potter ajandasından. Ama Oğulcan o kadar çok beğendi. Böyle görünce şoka girdi gerçekten. Çünkü böyle yaprakları altın ve içindeki tasarımı çok güzel. Hatta içinden kabul mektubu falan çıkıyor böyle. Neyse bayağı tatlı. Stickerlar falan da var. Oğulcan bayıldı ben ona verince. Hatta diyor ki ben bunu kullanamam. Ya diyorum deli misin, hani kullan. Ajanda sonuçta ve 2021 için yani süresiz bir ajanda değil. Hayır diyor, ben bunu kullanmayı kıyamam, saklayacağım. İyi dedim, tamam sakla. Size buraya koyuyorum arkadaşlar görselini. Harry Potter seviyorsa eğer kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınız bence çok güzel bir hediye. Şimdi 8. tavsiyeme geçtim. Böyle ajandadan bahsetmişken aklıma geldi sticker. Yine ben hep böyle Oğulcan aldığım hediyelerden yola çıkıyorum. Yani 4 yıldır birlikte olduğumuz için gerçekten çok fazla hediye aldım. O yüzden hep böyle onları düşünmeye çalışıyorum. Ben bu sene ona 2 tane hediye aldım. Hediyelerimin biri daha böyle böyle maneviydi. Bir kutu yapmıştım. İçerisine onun sevdiği şeyleri koymuştum. Bir de sticker eklemiştim. Şöyle böyle sticker paketleri var. Mesela Oğulcan How I Met Your Mother dizisini çok seviyor. Ben de bayılırım. How I Met Your Mother temalı sticker almıştım. Yine aynı şekilde. Ya ufak bir hediye almak istiyorsanız direkt bir sticker seti alabilirsiniz. Ya da almış olduğunuz hediyenin yanında ek olarak sticker setini alabilirsiniz. Veya bir kutu yaparsınız. Bütün bu videoda söylemiş olduklarımdan azar azar koyarsınız içine. Stickerlar çok çeşitli. Yani mesela Friends temalı var. İşte ne bileyim sevdiği bir takım vardır, takım için yapabilirsiniz, sevdiği bir film için yapabilirsiniz, sınırsız yani sticker. Güzel ve basit bir hediye. Şimdi geldik 9. tavsiyeme. 9. tavsiyem yiyecek temalı olacak arkadaşlar. Şimdi Instagram'da bir sayfa var. Web siteleri de var tabii ki. Linkini bırakacağım. Görsellerini de buraya koyuyorum. Bana sağ olsunlar hediye göndermişlerdi. Ama onlar hediye göndermeden ben onların sayfalarını önceden görmüştüm. Hatta ne kadar güzel şeyler var diye Oğulcan'a göndermiştim. Şansa bana hediye göndermek istediler. Ben de seve seve kabul ettim. Bu sayede ürünleri de denemiş oldum. Ya sayfanın adını ya maalesef yanlış telaffuz etmekten korkuyorum. Bonne Nuit diye yazıyorum. Bonne Nuit falan olabilir. Neyse önemli değil. Özür dilerim telaffuz edemediğim için. Çok güzel böyle tatlı kutuları hazırlıyorlar. İçerisinde böyle minik waffle'lar var. İşte cupcake'ler var. Brownie'ler var. Bir de böyle çikolatalı soslar var. Bir sürü çikolatalı sos. Meyve var, ananas var, çilek vardı. İki tane kutu boyu gördüm. Belki başka çeşit de vardır. Çok emin değilim şu an. İkisini çok beğendiğim için görsellerini koyuyorum. Tatları şahane arkadaşlar. Bunu bence hediye olarak düşünebilirsiniz. Veya şöyle de olabilir. Mesela atıyorum sevgililer gününde çok fazla hediye almıyorsunuzdur birbirinize. Ama o gün birlikte vakit geçireceksinizdir. Ne bileyim böyle bir dönemde zaten nasıl vakit geçirilir bilmiyorum ama atıyorum sahile gittiniz diyelim. Oturacaksınız. Mesela onu alıp götürebilirsiniz bence. Çok güzel olur gerçekten. Yalnız şöyle sadece İstanbul'da sanırım. Yani sadece İstanbul'dakiler sipariş verebiliyor onu anladığım kadarıyla. Bir tane sitelerinde paket gördüm tüm Türkiye'ye. Ama o stokta yoktu. O yüzden sadece İstanbul'dakilere söylemiş olabilirim. Ama bunu aslında size birazcık ilham olsun diye söyledim. Yani o tarz bir kutu ya da o tarz bir tabak siz de hazırlayabilirsiniz. Tatlılar yapacaksınız. Ondan sonucuma mesela şunları o yüzden size ilham olsun diye getirdim. Bunlar bebek Nutella'lar. Yine bana bir yer paket göndermişti. O yüzden üzerine Zeynep Özkaya yazıyor. Bu bebek Nutella'lardan koyarsınız mesela. Şu çikolataları çok seviyorum. Bu çikolatalardan koyarsınız. Meyve koyarsınız. İşte şöyle ayıcıklar falan koyabilirsiniz. Kendiniz tamamen belki çiçek de eklersiniz. Minik bir kutuda hazırlayabilirsiniz. Hem o gün dışarıda vakit geçireceksiniz, içindekileri yersiniz. Hem de gerçekten çok manevi ve güzel bir hediye olmuş olur. Geldik 10 numaralı tavsiyeme. Şimdi bu birazcık yansıdığı için ben böyle duvara doğru tutuyorum arkadaşlar siz iyice görebilin diye. Ama ben zaten bunun görselini de böyle fotoğrafını da çekip size koyacağım. Daha net bir şekilde göreceksiniz. Bu bir yıldız haritası tablosu. Burada mesela benim doğum günüm 23 Ocak 1998 saat 1.30'da doğmuşum. Yıldızlar ben doğduğumda, ben doğduğum gün, ben doğduğum yıl, ben doğduğum saat bu şekildelermiş. Çok güzel bir hediye gerçekten.
Arkasında şöyle ışığı da var. Hatta ışıklı ve ışıksız seçenekleri var. Ben ışıklı almıştım. Bunu böyle açtığınızda şu an maalesef bildiği için gösteremiyorum. Bu ışıklar da çok güzel bir şekilde parlıyor. Ya bence harika bir hediye. Bir de ben bunun üstüne şey yazdırmıştım. Birkaç seçenek var. Niye okuyorum ki? Neyse böyle güzel bir cümle yazdırmıştım gerçekten. İnanılmaz güzel bir hediye. Mesela hani bu hem ev dekorasyonunda güzel olabilecek bir şey, hem o insanın hani doğduğu gün, hem de eğer böyle kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınız böyle burçlara falan meraklıysa daha da mükemmel bir hediye. Şimdi size bunun fiyatlarını da söyleyeceğim bu arada. Benimki ışıklı, bence ışıklı almak çok daha güzel arkadaşlar. Çünkü böyle yıldızlar böyle pıtır pıtır parlıyor. Bu büyük boyu, yani 40'a 50'lik boyu. Bunun fiyatı 185 TL'ymiş. Bir de küçük boyu var. O da böyle hani daha çok masaya koymalık gibi düşünebilirsiniz. O da 140 TL'ymiş. Işıksızları bir tık daha uygun. Bence gerçekten harika bir hediye. Bunu da düşünebilirsiniz. Bu da bir Instagram sayfası. İsmi Gökyüzü Böyleydi. Aşağı gerekli bütün açıklama kısmına linkleri, her şeyi bırakacağım. Bence güzel tavsiyeler verdim. 10 tane tavsiye. Kendinize bunları uyarlayabilirsiniz. Dediğim gibi illaki 14 Şubat için değil. Kız arkadaşınıza, erkek arkadaşınıza ya da yakın arkadaşınıza, kime isterseniz bu hediye fikirlerini kullanabilirsiniz. Evet, videomuz bitti. Umarım keyif almışsınızdır. Yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve lütfen yeni fikirlerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Ben çünkü hepsini okumaya çalışıyorum ve yeni fikirlerinizi de gerçekten çekmek isterim. O zaman ben kaçıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.